Tırtıl ölünce kelebek doğar. Bir varmış, yok yokmuş. Allah'ın yarattıkları da bir hayli çokmuş. Çok da ne demek canım, sayısı bile yokmuş. Bu çoklar içinde minicik mi minicik bir tırtıl varmış. Bu tırtılcık bir dut yaprağının koynunda dünyaya gelmiş. İyi ki de gelmiş. Neden? Hele biraz sabredin bakalım. Hikayeyi okuyunca anlarsınız. Neyse, hikayeye devam edelim. Tırtıl dünyaya gelmiş. Hoş gelmiş. Safalar getirmiş. Dut yaprağı beşik olmuş. Rüzgar ninni söylemiş. Uyumuş, büyümüş. Kocaman bir tırtıl olmuş. Ekmek elden, su gökten. Yanıcığında yiyeceği yemiş, yemiş, semirmiş. Sonraları sıkılmış. Hep böyle yatmakla olmaz. Biraz dolaşalım çevreyi, keşfe çıkalım demiş. Çıkalım çıkmasına da. Yürüyecek ayak nerede? Allah pek yanlış yapmaz ama hayırdır inşallah demiş. Ikınmış, sıkınmış. Bir de bakmış ki yürüyor. Ön tarafı sabitle. Şimdi poponu öne çek. Göbeği yukarı kaldır. Ha, şöyle. Şimdi de ön taraf tekrar ileri. Tamam, oluyor galiba. Biraz zor oluyor ama olsun. Yine de yerinde saymaktan iyidir demiş. Yaprağı arşınlamış. Az gitmiş, uz gitmiş. Yeşillikte düz gitmiş. Bir de bakmış ki bir yaprak boyu yol gitmiş. Yaprağın kenarına geldiğinde bakmış şöyle etrafına. Aman Allah'ım, o da ne? Yüksek mi yüksek bir yerde gezermiş. Baş dönmüş, göz kararmış. Üstelik ayağı da kaymış. Hop hop hop, aman dikkat. Ha şöyle, oh be. Az daha düşüyorduk canım demiş. Neyse, kıl payı atlatmış bu seferlik tehlikeyi. Yine de yılmamış, yıkılmamış. Bir yandan dut yaprağı yerken, bir yandan da ağacı keşfetmiş. Bir gün yine yaprağın kıyısında dolaşırken aşağıya şöyle bir bakıvermiş. Niye mi? Merak işte, niye olsun? Bakıvermiş ama rüzgarı da hiç hesap etmemiş. Hop küt. Kendini ağacın dibinde bulmuş. Eyvah! Şimdi ne yapacağız? Evden gittik gayrı demiş. Düşünmüş, taşınmış. Bir de ne görsün? Etrafında kendisi gibi düşen bir sürü tırtıl yok muymuş? Bakmış. Onlar tıpış tıpış yürüyerek ağaca tırmanıyorlar. O da başlamış tırmanmaya. Ne de olsa dünya işte. İnişi çıkışı olmadan olmazmış yani. Tırmanmış tırmanmasına ama imanı da gevremiş hani. Ortayı kaldır. Arkayı topla. Ön taraf ileri. İstanbul trafiğinde yol alan körüklü otobüs mübarek. Git, git, bitmiyor. Keskin ağaç kabukları arasında ilerle. Bu sırada deriyi de çizdirme hani. Sol geniş, dala sap, ince yollarda yürü. Yaprak sapı köprüsünü geç. Oh be! Nihayet vardık yuvaya. Bu dünya hayatı pek de zahmetliymiş canım. Üstüne üstlük insanlar bunca eziyetin içinde bir de ayrılık acısı çekiyorlar. Akıl olunca kurcalayıp işin ıcığını, cıcığını çıkarıyorlar canım. Bir de başlarına olmadık belalar sarıyorlar. Kaprisler, hırslar, kıskançlıklar, gurur, çekememezlik, kin, intikam, düşmanlık. Neyse canım, işimiz insanların gıybetini yapmak değil. Şu yazarlar da yok mu? Hani taş atmak için her fırsatı kullanırlar. Şunun şurasında çektiğimiz küçük eziyeti anlatıyorduk.
hemen sokuşturmalar. Biz de şöyle çektik, böyle kazıklar yedik. Bana ne kardeşim? Şükür ki insan olmamışım canım. Vallahi bu insanların işine akıl ermez doğrusu. Hem suçlu hem güçlüler. İşte bizim tırtılın hayatı aşağı yukarı bu minvalde geçip gidiyormuş. Bir gün iniş çıkışlardan, düşüş kalkışlardan bir hayli yorulmuş. Başlamış şikayet etmeye. İnsana mı çekmiş ne? Ey Allah'ım, gerçi senin hikmetinden sual olmaz ama ne diye bunca zahmeti çektiriyorsun bilmem. İnip çıkmaktan, düşüp kalkmaktan yoruldum. Şöyle kuşlar gibi iki çift kanat takamaz mıydın canım? Hani şöyle rahat rahat inip çıksak, gökte uçup şiir yazsak, havalarda süzülsek, çiçekten çiçeğe konsak. Hem biz rahat ederdik, sen de şikayet dinlemekten kurtulurdun demiş. Meğer yukarıdaki de tırtıldan bunu bekliyormuş. İsteyin de vereyim diyormuş. Hoş, tırtılınki de biraz edepsizce olmuş ama olsun. Allah'ın rahmeti çok mu çokmuş. Büyüklük zaten bizde. Verelim şu garibana bir müjde demiş ve bir elçisini tırtıla göndermiş. Elçi ona, istediğin sana verilecek ama senin de yapman gerekenler var demiş. De bakayım demiş tırtıl. Nedir yapmam gerekenler? Elçi, bir ağ örüp içine gireceksin. Sonra da ağzını kapatıp uzun bir uyku çekeceksin diye cevaplamamış mı tırtılı? Tırtıl da kısaca kefene sarılıp öleceksin desene sen şuna diye kızmış. Elçi de sen bilirsin demiş. Nasıl olsa eninde sonunda öleceksin. Pisi pisine toprağa girmektense biraz zahmet çekip kelebek olmak var işin içinde. Paşa keyfin bilir. İki kanadın yanında cennet manzaralı çiçek evlerde bonus, kaçmaz fırsat. Bakın hele şu elçinin konuşmasına, nasıl da sokak ağzıyla konuşuyor, hiç yakışıyor mu canım? Neyse neyse, biz işimize bakıp hikayeye dönelim. Başka çare yok diye düşünmüş tırtıl. Olur demiş yarım ağızla. Elçi, bu hayvanlar da ne kadar nankör oluyorlar canım. Hiç yoktan rengarenk iki kanat üstelik sayısız güzellikte çiçek gezintisi yine mırın kırın. Hem isterler hem zahmetsiz olsun derler. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Her nimetin bir külfeti var canım. Neyse, elçi diyeceğini demiş. Tırtılı kararıyla baş başa bırakmış. Tırtıl da tüm evreni yoktan yapan, elbette vereceğim dediyse verecektir canım. Biz işimize bakalım, örelim şu kefeni de uykumuza dalalım. Tırtıl ağını örmüş, sonra içine girmiş. Uzun bir uyku çekmiş. Uyanınca da gözlerine inanası gelmemiş. İki yanda dört bölmeli güzel mi güzel, şirin mi şirin kanatlar. İki uydu anteni, parlak renkli kocaman gözler. Filinta gibi bir vücut. Üstelik bir de ayaklar. Oh, daha ne olsun ki? O şükretmesin de kim şükretsin canım? Kaldırmış kafasını. Yaptın yine yapacağını. Sana da yakışır canım demiş. Ve başlamış uçmaya. Keyfine de diyecek yokmuş hani. O çiçek senin, bu çiçek benim. Her çiçeğin keyfini sürmüş. Çokça şükretmiş. Derken
bir gün ağlayan bir çocuğa rast gelmiş. Meğer çocuğun babası vefat etmişmiş. Tırtıl acımış garibana. Ona kendi hikayesini anlatmış. Sonunda çocuk sormuş. Söyler misin kelebek kardeş? İnsan ölünce ne olur? Kelebek cevap vermiş. Orasını Allah bilir ama ben biliyorum ki tırtıl ölünce kelebek doğar. Üzülme. Vakti gelince sen de uçarsın. Babana kavuşursun demiş. Başka da bir şey dememiş. Hemi gerçek hemi doğru. Bu hikaye de burada bitmiş. Abdülreşit Şahin.